Dünyası ile karşınızdayız. Saatlerimiz 17.45'i gösteriyor ve bugün kritik bir karar vardı. Merkez Bankası yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk faiz kararını açıkladı ve 650 bas puanlık bir artışla faiz %15'e çıkarıldı. Piyasa biraz daha üzerinde bir faiz bekliyordu ve bankadan verilen mesajlar önümüzdeki dönemde faiz artışlarının gelebileceğine yönelik yani bir kapı aralık bırakıldı. Enflasyon görünümü de belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda gerektiği ölçüde yapılacaktır dendi. Ve tabii iş dünyasının bu konuyla ilgili beklentilerini biz ekranlara getiriyoruz. Bu programda da şimdi Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu bizimle birlikte. Selim Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Reyhan Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, nasıl karşıladınız faiz artışını, nasıl bekliyordunuz, beklentilerinizi karşıladı mı, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz de toplumun tüm kesimleri gibi bugün açıklanacak faiz kararını bekledik, takip ettik. Açıkçası bizim beklentimiz bu oranın %20'ye yakın bir yerlerde olmasıydı. Ancak %15'te kaldı. Tabii Sayın Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinden itibaren piyasaya verdiği olumlu mesajları takip ettik. Özellikle rasyonel politikalara dönüş söylemi bizim için önemliydi. Sanayici ve üretici cephesinden baktığımızda. Bu anlamda %15'te rasyonel politikalara geri dönülecek, piyasalarla uyum içinde olunacak. Ama şimdilik bu kadar mesajı verildi. Biz bundan sonraki artık süreci takip edeceğiz. Öyle anlıyoruz ki Merkez Bankası'nın açıklamasından da önemli olan fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonu düşürmek, neredeyse toplumun bütün kesimlerinin hedefi bu tabii ki. Bu yolda adımlar atılmaya devam edilecek. Ama şimdilik adım %15'le sınırlı kaldı. İleris için yine de umutluyuz. Tabii bizim beklentimiz, en büyük temennimiz Türkiye ekonomisinin üretim bazlı, sanayi bazlı büyümesini sağlayabilmek. Bu noktada da finansal piyasalarda alınan kararlar elbette ki bizim için önemli. Kur politikaları bizim için önemli. Önümüzdeki süreçte tabii ki biz de üretimin odak noktasına alındığı politikaların oluşmaya başlayacağını düşünüyoruz. Bu noktada da olumlu buluyorum açıkçası ben faiz kararını. Evet, rasyonel politikalara dönüş adımı olarak niteliyorsunuz. Ancak şimdilik sınırlı dozda atılmış bir adım olduğunu söylüyorsunuz. Gelecek döneme ilişkin umutlu olduğunuzu söylediniz. Şimdi sektördeki sorunlara şöyle bir baktığımız zaman hani bu politika faizindeki değişim, yukarı yönlü güncelleme sizin için ne anlama geliyor ve böyle farklı sorunların farklı konularda ele alınması dediğimiz zaman neler çıkıyor acaba karşımıza? Tabii biz bugüne kadar biliyorsunuz sanayi camiası 2022'nin başından beri özellikle ihracat yapan sanayici için söylüyorum oldukça sıkıntılı bir süreçten geçtik. Kurun aşırı derecede baskılandığı, finansal kaynaklara erişimde zorlandığımız bir dönemdi bu. Hala açıkçası bu dönem etkileri az da olsa devam ediyor. Tabii bunun yanında Türkiye'de kendi içimizde yaşadığımız sıkıntıların dışında dünyada da işler pek iyi gitmiyor. Özellikle Avrupa merkezli durgunluk. Şimdi Çin'den gelen verilerde de daralma görüyoruz. Dünyanın birçok noktasında daralma var ve ihracatçı sanayici açısından da aslında Türkiye'nin dışında hedef pazarlarında yaşadığı sıkıntılar da var. Bunları da göz önüne almak lazım. Ancak kurun ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte biraz daha rahatlatılması, baskının azaltılması bizi sanayici biraz daha rahatlatmış durumda. Çünkü söylediğim gibi geçtiğimiz dönemde yaşanan aşırı kur baskılaması, sanayideki maliyetlerin hızlı şekilde artması firmaları ihracat yapamaz noktaya getirdi. Bu sıkıntıları hızlı, çok güçlü bir şekilde hissettik. Bundan sonraki süreçte de tabii ki biz bu sıkıntılarımızın çözülmesini bekliyoruz. Bunun Türkiye ekonomisine etkileri de 2022 yılını biliyorsunuz 110 milyar dolarlık bir cari açıkla tamamladık. Dış ticaret açığıyla tamamladık daha doğrusu. 2023 Nisan ayındaki 12 aylık dış ticaret açığımız 120 milyar dolara dayandı. Tabii bu baskılanan kurla birlikte ithalat
cazip hale geliyor. İhracat zorlaşıyor. İçeride maliyetler hızlı bir şekilde artıyor. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz enerji maliyetleri hızlı bir şekilde artmıştı, enerji fiyatları. Aynı şekilde artışları işçiliklerde de görüyoruz. Bunun karşılığında enflasyonun bu kadar hızlı olduğu ortamda, kurda aynı hızda artış göremediğimiz zaman sanayicinin maliyet dengesi, fiyat dengesi bozuluyor. Bunun yanında söylediğim gibi dış piyasalardaki durgunluk da eklenince sanayi üretim rakamlarının düştüğünü görüyoruz. İhracat rakamlarımızın miktar bazında özellikle gerilediğini görüyoruz. Tabii, ben merak ediyorum şimdi Merkez Bankası'nın ilk yani bu kararından sonra dolar TL'deki ilk tepkilere şöyle bir baktığımız zaman %3,57'lik bir değişim var. Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini ve 24.42'den şu anda geçtiğini görüyoruz. Bu gelinen seviyeler sizce yani bu ilk tepki kalıcı olabilecek bir tepki mi? Kurdaki hareket yani bir taraftan biraz önce söylediğiniz gibi ithalatı biraz daha cazip hale getirirken ihracatı zorlaştırıyor dediniz. Dolayısıyla hani kur seviyelerine şöyle bir baktığımız zaman buradaki beklentiler nasıl acaba? Aslında burada konunun temeline, sorunun temeline inmek lazım. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız enflasyon. Maalesef enflasyon ülkedeki gelir dağılımını bozuyor, üretim dengesini bozuyor, istikrarı bozuyor. Biz enflasyonu topyekun el birliğiyle çözemediğimiz sürece kurda sürekli bir artış isteyeceğiz. Çünkü enflasyon belli şekilde maliyetleri yükseltecek. Kur yükseldikçe yeni maliyet artışları ve yeni talepler doğacak. O yüzden konuya bence enflasyon odaklı yaklaşmak lazım. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere ekonomiyle ilgili tüm birimlerin, tüm kurumların, tüm aktörlerin hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmekle ilgili enflasyonu düşürme hedefli aksiyonlar alması gerekiyor maalesef. Çünkü bizim ihracatçının kafasındaki kur hedefi aşağı yukarı dolara 26-27 liralarda görmekti. Ama biliyorsunuz asgari ücrette de bir artış geldi. %35'lik artış ücretli kesimin neredeyse hepsi için geçerli olacak. Öyle tahmin ediyorum. Bu maliyetleri tekrar artırmaya başladı. Ve dış piyasalarda rekabetçi olabilmemiz için bu kurda biraz daha ilerleme isteyeceğimizi gösteriyor açıkçası. Dediğim gibi bu bir sarmal. Sarmalın içine girdikçe toplumun bütün kesimleri refah seviyesini kaybediyor. Hızlı bir şekilde enflasyonla, rasyonel politikalarla, akılcı politikalarla mücadele edip ilk önce bizim enflasyonu düşürmemiz gerekiyor. Fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor. Finansal istikrarı sağlamamız gerekiyor. Ve sanayi ve üretim odaklı üretim modeline hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Evet, yani bu söylediklerinizin hepsi çok önemli ama önümüzdeki döneme ilişkin siz biraz daha umutlu olduğunuzun altını çizdiniz. En büyük sıkıntı enflasyon dediniz. Şimdi Merkez Bankası'ndan gelen bugünkü mesajlarda enflasyon görünümünde belli bir iyileşme sağlanana kadar gerekli dozda ve gerekli aralıklarla gerekli zamanda bir parasal sıkılaştırma uygulanacaktır mesajı geldi. Dolayısıyla şu anda yani enflasyonla mücadele tarafında biraz daha sizi umutlandıran gelişmeler yer alıyor mu yeni dönem olarak tabir ettiğimiz bu süreçte? Açıkçası başta da ifade ettiğim gibi ekonomi yönetiminin ilk mesajları bizim için önemliydi. Yani önceki dönemde uygulanan para politikalarının, kur politikalarının artık uygulanmayacağı ve biraz daha piyasa talepleri göz önüne alarak serbest piyasa ekonomisinin dinamikleri içinde kararlar alınabileceği yönündeydi. Bugün açıklanan faiz kararında da ben açıkçası bu hedeften şaşıldığını düşünmüyorum ama biraz daha temkinli davranıldığını düşünüyorum. Çünkü faizleri artırmanın hazine üzerinde etkileri de muhakkak olacak. Ve bu etkilerin şiddette muhakkak fazla olacaktır. Bu noktada ekonomi yönetiminin biraz daha temkinli bir politika izleyeceğini düşünüyorum ama hedeflenen noktaya gidişte bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomi yönetiminin piyasa dinamiklerini anladığını, üreticiyi, sanayiciyi, ihracatçıyı rakamları göz önüne alarak iyi bir şekilde tahlil ettiğini düşünüyorum. Ve bu noktada da önümüzdeki günlerde politikaların biraz daha normalleşme, normale dönme
piyasa şartlarında hareket edeceğini düşünüyorum bu politikaların. Bu yönde politikalar çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bizim kur sıkıntısından başka yaşadığımız sıkıntılardan biri de biliyorsunuz finansa erişim. Selim Bey, bu finansa erişim konusunu isterseniz aradan sonra bırakalım. Şimdi iş dünyasında kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Selim Kasapoğlu ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. İş dünyasında yeniden birlikteyiz. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nu ağırlıyoruz. Selim Bey, araya gitmeden önce finansmana erişim sorunundan bahsediyordunuz. Yani kur sorununa ek olarak bir de finansmana erişim sorunu biz sanayicileri zora sokan bir durum diyordunuz. Bunu farklı sektörlerden de duyuyoruz aslında. Bu konuyla alakalı nasıl beklentileriniz var? Nasıl çözümler gelebilir acaba? Şimdi sanayici söylediğim gibi finansmana erişimde oldukça sıkıntılı dönemler geçirdi. Hala bu dönemler rahatlatılabilmiş de değil. Bu şartlar rahatlatılabilmiş de değil. Sanayici özellikle son dönemde kısa vadeli enstrümanlarla borçlandı. Ve bunlar maksimum 3'er aylık periyotlarla kullanılan kredilerdi. Bunların geri dönüşleri özellikle tahmin ediyorum ki Temmuz ve Ağustos ayında güçlü geri ödemelere ihtiyaç duyacak sanayici. Bunlarla ilgili uzun vadeli sanayicinin kullanımına uygun enstrümanlar oluşturulması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemde yaşanan bahsettiğim enerji fiyatlarındaki hızlı artış, ihracatın düşmesi, sanayi tesislerinin kar üretememesi finansmana olan ihtiyacı her geçen gün artırdı. Bu noktada da sanayicimiz açıkçası finansman anlamında da sıkıntıya girdi. Bankalarla görüşüldüğünde farklı sanayicilerin farklı enstrümanlarla krediye ulaştığını gördük. Farklı şartlarda kredilere ulaştığını gördük. Bu kargaşanın bir kere ortadan kaldırılması gerekiyor. Daha yalın şartlarda sanayiciyi destekleyen uzun vadeli, sanayiciyi yatırıma teşvik edecek finansman modellerinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Çünkü söylediğim gibi bugünkü kaynaklar çok kısa vadeli, çok farklı şartlarda enstrümanlar var. Bunları sanayicinin kullanması, üretimine yansıtması, kapasitesini artırması maalesef bu finansman modelleriyle mümkün değil. Bugün içinde olduğumuz ve çıkmaya çalıştığımız durumda da bankalar açıkçası piyasayı fonlamaktan da biraz geri kalıyorlar. Biraz çekinceli davranıyorlar bu konuda. Yeni finansman modellerinin yaratılmasıyla sanayi ve üretimi destekleyen finansman modellerinin ortaya konması gereklidir düşünüyorum. Evet, biraz daha yani şu anki yer alan finansman modellerinin kısa vadeli ve farklı şartlarda uygulandığını, üretimi desteklemediğini söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu tarafta bir iyileştirme beklentiniz var. Şimdi yani bu şartlar altında tabii biraz zorlu geçen bir yıldan bahsediyoruz ama yılın geri kalanından beklentiler dediğimiz zaman acaba 2023 yılı biraz böyle hani kayıp yıl olarak adlandırabileceğimiz bir yıl mı sanayici için, yoksa hani biraz önce umutlu olduğunuzu söylediniz ama bu anladığım kadarıyla hani şartlı bir umutluluk, yani bazı belli başlı sorunlar giderildiği takdirde siz geleceğe biraz daha umutlu bakıyorsunuz, yakın geleceğe, ne dersiniz? Peki, tabii ki yani bizi umutlandıran nokta şu, başta da söylediğim gibi ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar, politikalar hakkında bize bir ipucu veriyor. Bizi umutlandıran tarafı bu. Tabii bu piyasalardaki düzelme, finansmana erişim, kur politikasının normalleşmesi, bunlar hangi süreç içinde olacak bunları göreceğiz. Ama sizin de söylediğiniz gibi 2023 yılı dış piyasaları da göz önüne aldığımızda Türk sanayisi adına kayıp bir yıl olarak gözüküyor. Ama tabii hep söylediğim şu vardır, sanayici umutlu olmak zorunda, bizler umutlu olmak zorundayız. Çünkü bizim yaptığımız işler uzun vadeli yatırımlar, uzun vadeli projeler, uzun vadeli işler. Bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz ama önümüzdeki süreçte doğru politikalar üretilirse hızlı bir şekilde sanayicinin rahatlayacağı,
ihracatını artıracağı, üretimini artıracağı günler de gelir. Çünkü Türk ekonomisi güçlü bir ekonomi. Özellikle genç nüfusu var, girişimci bir ruhu var, girişimci bir kitle var. Şartların düzelmesi, söylediğim gibi finansman modelleri, kur politikaları, bunların hepsi düzenlendiğinde Türkiye hızlı bir şekilde kendini toparlayacak güce sahip diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir taraftan da az önce siz araya gitmeden önce kısaca değindiniz asgari ücret konusuna. Onu biraz daha açalım istiyorum. Çünkü bu haftanın sıcak gelişmelerinden bir tanesi ve asgari ücret konusunda da tabii ki hani farklı görüşler, farklı tepkiler var. Bu konu size nasıl yansıyor? Aslında dönüp dolaşıp yine az önce bahsetmiş olduğunuz bizim temel sorunumuz enflasyon dediğiniz noktaya geliyoruz. Ama acaba şu anda sizin iş gücünüzü nasıl etkileyebilir sanayici? De örneğin işte istihdam tarafındaki olumsuz etkiler sizi ne kadar endişelendiriyor? Kayıt dışı artabilir mi? Ve bir taraftan da hani bunun genel bütün ücretlere yansıyabileceğini söylediniz ama bu belki sizin sektörünüz için mi böyle geçerli olabilir? Çünkü genel olarak bir ayrışmadan da bahsediliyor. Buradaki endişeler de tabii ki masada yer alıyor. Ne dersiniz? Tabii asgari ücretteki bu artış özellikle emek yoğun sektörleri etkileyecek. Başta tekstil olmak üzere. Çünkü tekstil sektörü emeği yoğun bir şekilde kullanıyor ve asgari ücretteki artışlar hızlı bir şekilde maliyetlerine yansıyor ve birim fiyatlarını da hızlı bir şekilde etki ediyor. Tabii şunu söylemek lazım başta. Ücretimizin refah seviyesini, refah seviyesini korumak, onu enflasyondan korumak tabii ki önemli. Ancak asgari ücret son bir yılda %100'ün üzerinde arttı. Kaldı ki bugün enflasyon seviyemiz %40'lar civarında. Bu yük sanayicinin ve üreticinin üzerine biniyor. Bunun biraz dengelenmesi lazım. Eğer bu artışlar olacaksa da sanayicinin, üreticinin gelirinin artırılması lazım ya da onun desteklenmesi lazım. Özellikle ücretler üzerindeki vergiler bu noktada gündeme gelmeli. Ücretler üzerindeki vergilerin azaltılması, sanayicinin, işverenin bu konuda biraz daha rahatlatılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü arada ciddi bir dengesizlik var. Söylediğim gibi %40 civarında bir enflasyon bir yıllık ama bir yılda asgari ücrete verdiğimiz artış %107. Bu sürdürülebilir bir pozisyon değil. Bu noktada şunu da söylemek lazım. Yani bütün ürettiğimiz politikalarda, bütün yaptığımız işlerde sürdürülebilirlik kavramını da en öne koymamız lazım. Bugün bu artışları yapmak, bugün bu artışları sağlamak kolay ama ekonomimiz bunu nasıl kaldırabilir? Ekonomimiz bunu nasıl sürdürülebilir? Bunun da hesaplarının yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada işte yine finansmana erişim ve kur politikaları önemli hale geliyor. Sanayicinin üretim yaparak, yatırım yaparak rakamlarını artırdığı ve gelirini artırdığı bir düzen olursa ancak bunlar karşılanabilir. Yoksa bu yüklerin hepsi işverenin üzerinde kalıyor maalesef. Bir de ihracat tarafına da bakalım biraz dilerseniz. Orada da hani biraz sıkıntıya sokulmuş, sıkıntıda olan bir süreçten bahsettiniz. Yeni pazar hedefleri yaratabilmek bunlar ne durumda şu anda ve sizin bu anlamda hedefleriniz nasıl acaba? Tabii yeni pazar yaratabilmek önemli ama bizim ana pazarımız biliyorsunuz birçok sektörde Avrupa. Ve Avrupa'nın özellikle Almanya merkezli yaşadığı resesyon ve durgunluk bugün ihracatı da aşağı yukarı her sektörde etkiliyor. Tekstil başta olmak üzere, tekstil, makine sektörü, demir, çelik. Bunun yükünü, bu durgunluğun yükünü çekiyor. Denizli özelinde baktığımızda Denizli'de tekstilden sonra önemli sektörlerden biri mermer sektörü. Mermer sektörünün de en önemli pazarı Çin pazarı. Çin pazarında yaşanan durgunluk da açıkçası mermer ihracatımızı aşağıya doğru çekiyor. Bu noktada biz kendi iç problemlerimizi yaşıyoruz. Bunları çözmek için uğraşıyoruz. Bunları çözmek için politikalar geliştiriliyor. Ama dışarısı da çok rahat değil. Avrupa, Çin, Amerika buradaki alımlar eskisi kadar iştahlı değil. Bu noktada oradaki piyasaları da takip etmek, oranın da normalleşmesini beklememiz gerekiyor. Tabii bunun yanında yeni pazarlar oluşturmak, sanayicimizi, ihracatçımızı yeni pazarlara
monte etmek de önemli. Onları bu pazarlara çekebilmek de önemli. Tabii ama yeni pazarları oluşturmak ve yeni pazarlarda ürün satmak hemen birkaç günde yapılabilecek bir şey değil. Uzun bir yatırım, uzun bir sabır istiyor. Uzun bir emek istiyor. Bu noktada ihracat rakamlarımızın aşağı yönlü devam edeceğini maalesef tahmin ediyorum. Söylediğim gibi kendi yaşadığımız sıkıntılar ve dış pazarlardaki sıkıntılardan dolayı öyle bir hale geldi ki bu kur politikası Türkiye'yi çok pahalı bir ülke hale getirdi üretici anlamında. İthalat artıyor, ihracatımız azalıyor, ihracatımızı artıramıyoruz. Şimdi ben tekstil sektöründeyim. Tekstil sektöründe yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri bu. Türkiye'deki maliyetler İspanya'daki, İtalya'daki rakiplerimizle neredeyse aynı seviyede. Bu noktada Türk üreticisinin dış pazarlarda bu politikalarla mal satması, ürün satması maalesef mümkün değil. İvedilik de hızlı bir şekilde de kur politikasının ihracatın önünün açılması adına hızlı bir şekilde revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bunların hepsi gerçekten çok önemli. Yeni döneme ilişkin siz olumlu olduğunuzu söylediniz ama tabii ki hep birlikte bekleyip görmemiz gereken bir süreç. Çok çok teşekkür ediyoruz Denizli Sanayi. Ben teşekkür ediyorum. Tabii ki olumluyuz. Evet. Olumlu olmak durumundayız. Ama tabii ki gözlemleyeceğiz piyasayı. Evet. Umarım akılcı politikalar uygulanarak, piyasa şartları göz önüne alınarak üretim merkezli politikalar geliştirilir. Çünkü Türkiye'nin üretmekten başka bir çıkış yolu yok. Evet. Sürdürülebilir bir büyüme modeli yakalayabilmemiz için, nitelikli bir büyüme modeli yakalayabilmemiz için üretmemiz ve ihraç etmemiz gerekiyor. Dışarıdan yatırım almamız gerekiyor. Fiyat istikrarını sağlayabilmemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu bizimle beraberdi ve sanayicilerin taleplerini, beklentilerini yeni döneme ilişkin bunların hepsini dile getirdi faiz kararı sonrasında. Şimdi borsada kapanış zilini duyuyoruz. %4,65'lik yukarı yönlü bir harekette 5.428 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gün aslında yatay başlamıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde biraz böyle yatay hareketler vardı. Hem öncelikle yukarı sonra aşağı yönlü olmak üzere ama sonrasında faiz kararının ardından pozitif bir hava esti. Ve şimdi biz Philip Capital'e gidiyoruz. Araştırma Müdürü Onurcan Bal bizimle beraber. Onurcan hoş geldin yayınımıza. Çok pozitif bir şekilde günü tamamlıyoruz. Faiz kararına piyasaların tepkisi nasıl oldu? Hem kur tarafında hem borsa tarafında ve tabii yurt dışında nasıl bir gün geçirdik? Son haftanın son gününden yarından neler bekliyoruz? Hepsini senden dinleyelim. Tabii merhaba, iyi yayınlar diliyorum öncelikli olarak. Bugün hafta başından beri aslında yurt dışı piyasanın odaklandığı, merakla beklediği ana konu Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Burada piyasalarda değişen oranları da tahminleri de gördük. %15, %30 bandı arasında değişen beklentiler vardı. Merkez Bankası bugünkü toplantısında %8,5 olan politika faizini %15'e yükseltti. Bu karar sonrasında ilk fiyatlamalarda bir yurt içinde bir volatilite, bir oynaklık gördük. Ama sonrasında karar metninde özellikle piyasalar tarafından okunup biraz daha anlaşılmasıyla birlikte Borsa İstanbul cephesinde yukarı yönlü hareketlerin güç kazandığını gördük. Burada bankalar biraz zayıf kaldı ama sanayi hisseleri öncülüğünde özellikle holding ve havacılık sektörü öncülüğünde genele yayılan alımlarla bankacılığın sonrasında kayıplarını geri aldığını ama hani diğer hisselere, endekslere kıyasla biraz daha geride kaldı getiri anlamında. Ama sanayi öncülüğünde, bankacılık sektörü öncülüğünde güçlü yükselişlerin yaşandığını gördük. Özellikle Merkez Bankası öncesinde 5200 desteğinde, önemli desteğinde altını test eden endekste kapanış bugün %4,65 oranında güçlü bir yükselişte 5400 puanın üzerinde gerçekleşti. Hani bu fiyatlama, bu kapanış olumlu bir teknik görünümü işaret ediyor. Çünkü son dönemde geçen haftadan bu yana etkili olan düzeltmeler ve bu hafta başında biraz daha hızlanan kayıplarla endeksli teknik görünüm zayıflamaya başlamıştı. Bir süre daha 5200 altına kapanışları görecek olsaydık eğer 5000 puana doğru bir geri çekiminin önü açılacaktı. Ama 5400 üzerinde kapanışı şu an için olumlu buluyoruz. Özellikle
Politika karar metnindeki sadeleşme ve daha anlaşılabilir bir hale gelip burada hedeflerin yoğun bir şekilde vurgulanması, hani enflasyon ve fiyat istikrarı kelimelerin yoğun şekilde geçiyor olmasını olumlu bulduğumuzu söyleyebilirim. Burada hani kademeli hem para politikasında hem de makro ihtiyati tedbirlerde azalma, sadeleşmenin yapılacağı ve bunun kademeli olacağı ifade edildi. Hem buradaki regülasyonların aslında sadeleşeceği, azalacağı yönündeki mesaj, hem gerektikçe gerekmesi halinde ilerleyen süreçte para politikasının kademeli sıkılaşmasının devam edeceğine yönelik mesaj piyasalarda olumlu algılandı diyebilirim. Yani yurt içinde Borsa İstanbul tarafı olumlu bir fiyatlama gördük. Tabii önümüzdeki hafta salı günü yarım gün işlem göreceğiz, sonrası bayram. Hani bayram sonrasında daha anlamlı bir trend oluşumu görebiliriz. Yani orta vadede Borsa İstanbul tarafında biz olumlu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Küresel tarafı hızlıca ele alacak olursak, küresel tarafta da aslında bu hafta içinde genel olarak konuştuğumuz görünüm geçerli. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Yani küresel tarafta da önemli gelişmelerden biri buydu. Dün İngiltere'de enflasyon rakamını takip etmiştik. Beklentinin üzerinde gelmişti. Çekirdek enflasyonda bir yükseliş gördük. Yukarı yönlü bir sürpriz yapmıştı. İngiltere Merkez Bankası'na dair genel ağırlıklı beklentiler 25 bas puan faiz arttırımıydı ama karar 50 bas puan faiz arttırımı oldu İngiltere cephesinde. Şahin bir duruş ortaya koydu. Çünkü enflasyonda gerçekten inatçı ve katı bir görünüm var İngiltere'de. Bunun da biraz mücadele edilmek, bu görünümü, inatçılığı kırabilmek adına şahin bir duruşta bulunmayı seçti İngiltere Merkez Bankası. Ve yıl sonuna kadar da birkaç faiz arttırımı daha bekleniyor. Yine Fed Başkanı Powell'ın bugün açıklamalarını gördük. Yıl sonuna kadar en az iki defa daha faiz arttırımının uygun olacağını söylemini yineledi. Bu hafta dün yine ve bugün Amerika Kongresi'nde yarı para politika sunumu var Powell'ın. Geçen hafta aslında toplantı sonrası da verdiği mesajların benzerlerini veriyor haliyle. Bu kısa vadede değişen bir genel bir durum yok orada. Ama özetle hem Fed hem Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, yani küresel çapta merkez bankaları bir süre daha sıkılaşma adımlarını sürdürecek. Bu beklenti, yine resesyon endişeleri aynı zamanda. Bu hafta genelinde küresel risk iştahını, küresel piyasaları baskıladı. Bugün Avrupa borsasında satıcılı seyirin devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta genel olarak satıcılıydı. Amerika borsalarının da genel olarak satıcılı bir fiyatlama vardı bu hafta. Bugün biraz Nasdaq öncünde tepki çabası var ama hani burada bir tepki hareketlerinin devamı gelebilir mi, güç kazanabilir mi? Bunu bir görmek gerekiyor açıkçası. Altın tarafı zayıf seyrediyor. Dün konuşmuştuk burada 1930 dolar seviyesinin alt sıkışmanın alt bandının kırılması teknik bir zayıflamayı işaret ediyordu. 1920 doların altındaki seviyeleri de test ediyor. Altında hani kısa vadede bu Merkez Bankası'nın yönelik sıkılaşma endişeleri gündemde kaldığı sürece biraz daha teknik baskı devam edebilir. Satış baskısı devam edebilir. 1900 doların altında seviyeler görülebilir ama 1900 dolar altında kademeli burada alımlar yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl içerisinde yeniden 2000 doların üzerinin görüleceği kanısındayım ben. Evet, kısa vadede yön aşağı kalabilir bir süre sıkılaşma endişeleriyle ama şunu unutmamak lazım. Merkez bankalarının her yaptıkları ek sıkılaştırma, ek faiz arttırımı küresel ekonomilerde daha fazla bir yavaşlama potansiyelini de içeriyor. O yüzden bir yerden sonra güven liman talebi ve resesyon korkularıyla altını yeniden yukarı taşıyabilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Petrolde dün pozitif bir aşama vardı. Bugün satışların derinleştiğini görüyoruz. Petrol cephesinde de aslında belli bant aralıklarını izlemeye devam ediyoruz. Çin'den piyasaları tatmin edecek, Çin'deki toparlanma, büyüme, güç kazanacak algısı oluşturacak bir adım görmediğimiz müddetçe petroldeki bu dalgalanmanın ve risk merkez bankalarının sıkılaşma endişelerinin baskı oluşturduğu bir fiyatlamanın devam edebileceği kanısındayım ben. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Philip Capital Araştırma Müdürü Onur Canbal bizler için değerlendirdi piyasa hareketlerini. Şimdi bir haberle veda edelim. Fed başkanlarından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ve Atlanta Fed Başkanı dedi ki daha fazla faiz artışı ihtiyacına gerek olabilir dedi. Cook ise ekonomik büyümenin yavaşlama riskine dikkat çekti. Bu haberle veda ediyoruz. İyi akşamlar. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic daha fazla faiz artırımına ilişkin ihtiyacın birkaç ay öncesine göre daha yüksek olduğunu söyledi. Bostic, politika daha fazla sıkılaşmadan önce faiz artışlarına uyum sağlaması için ekonomiye zaman tanınması gerektiğini anlattı. Bostic, enflasyonun hedefe uzunca bir süre içinde kademeli şekilde geri dönmesini beklediğini, Fed'in ekonomide önemli bir gerilemeden kaçınmak için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Bostic, 2024'ün büyük kısmında faiz indirimi beklemediğini belirtti. Bostic, Amerikan ekonomisi yavaşlamazsa faiz konusundaki görüşünü yeniden değerlendireceğini kaydetti. Bostic, kredi koşullarında genele yayılan sıkılaşmanın finansal istikrarsızlık anlamına gelmediğini belirtti.
FED üyesi Lisa Cook, FED'in henüz enflasyonu hedefe döndürme noktasında olmadığını, arz kesintilerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini ve ekonomik büyümenin yavaşlama riski bulunduğunu söyledi. Öte yandan Chicago FED Başkanı Austin Goolsbee, şu anda para politikasında yeterli adımları attık mı yoksa daha fazla adım atmamız gerekiyor mu sorusunun cevabını araştırıyorum. Şimdi değerlendirme zamanı, dedi. FED üyesi Philip Jefferson ise bankacılık sektöründeki son problemlerin aşağı yönlü ekonomik riskleri temsil ettiğini belirtti. Jefferson, ek kredi sıkılaşması için izlemede olduklarını anlattı.